Virtual Private Network, sanal özel ağ anlamında ve sanal özel ağ aslında diğer sanal teknoloji örneklerine benzer şekilde var olan fiziksel hattın sanal olarak özelleştirilmesi anlamına geliyor. Diğer sanal özel ağ teknolojine baktığımızda, VLAN, (Virtual Local Area Network), networkte çokça kullandığımız sanal ağ yöntemi, Virtual Reality, ee, yine e, sanal gerçeklik ve virtual machine, sanal makine örneklerini sıkça e, artık e, hayatta görüyoruz. Network'teki yansıması sanallaştırmanın aslında virtual private network bizim var olan, e, herkes açık olan e, internet üzerinden ya da herkes açık ağ üzerinden bağlantı yapabilmeyi sağlıyor. E, ne fayda sağlıyor bize? E, özel bir devre kullanmadan farklı coğrafi noktalara bağlantı sağlayabiliyoruz. E, güvenlik sağlayabiliyoruz ve bunun yanında e, uzak ofislerin ya da çalışanların iş ağını var olan bir internet bağlantısı üzerinden doğrudan ağ bağlıymış gibi kullanma esnekliğini sağlıyoruz e, VPN ile birlikte. E, temel olarak bakacak olursak e, merkezde e, bir şirket merkezi olabilir, bir e, ofis yapısında olabilir, e, genelde bir merkezi firewall kullanıyor ve bu ofise ya da merkeze diğer şubelerden, e, branch ofis olarak geçen diğer e, şubelerden ya da evlerden, çalışanların evlerinden e, ya da çalışanlar mobilken bilgisayarlardan ya da telefonlardan bağlantı sağlayarak e, çalışanların doğrudan ofiste çalışmasını e, sağlıyor VPN teknolojisi. Peki VPN teknolojisi ee, bunu nasıl gerçekleştiriyor? Yani herkese açık public e, olarak isimlendirilen bir ağı nasıl private, özel bir hale getiriyoruz? Ee, VPN teknolojisi bunu yapmak için aslında interneti kontrol etmiyor çünkü internet e, herkes tarafından kontrol edilebilir bir yapıda değil. Herkes açık olduğu için uçtan uca kontrol etmemiz mümkün değil. Ancak bu ağı Güvenilir ve güvenli hale getirebiliyoruz VPN ile birlikte. Güvenilir ve güvenli hale getirmek için de kullandığımız iki temel yapı var. Bunlardan ilki karşı tarafla kimliği doğrulamamız, authentication olarak geçen kimlik doğrulama kısmı ve diğeri de karşılıklı kimliği doğruladıktan sonra verilerimizi şifreli olarak gönderiyor olmamız. Dolayısıyla yapı açısından baktığımızda Klasik bir internet ağını bağlı iki e, nokta gibi düşünebiliriz, bir e, merkez ya da bir çalışan gibi düşünebiliriz. İnternetten bu iki nokta arasında e, kimlik doğrulama ve kimlik doğrulamanın sonrasında verilerin karşılıklı şifreli olarak gönderilmesiyle birlikte biz aslında herkese açık ağı e, kontrol edemesek de güvenilir ve güvenli bir hale getirebiliyoruz iletişimimiz için. Burada e, VPN tiplerine Baktığımızda temelde 3 e, tane e, VPN tipini iki farklı e, senaryoda kullandığımızı söyleyebiliriz. E, Remote Access VPN ve Site-to-Site VPN diye ikiye ayırabiliriz VPN'leri. Remote Access VPN uzaktan bağlantı için işte PC, telefon gibi cihazlarla e, kullanıcıların ağa bağlandıkları VPN türü, e, uzak bağlantı VPN türü. Ee, uzak erişim VPN'i olarak geçiyor remote access VPN ve bir diğeri ise bir merkezle bir şubenin ya da bir firmanın iki şubesinin ya da iki farklı şirketin birbirine bağlantı sağlamak adına kullandığı site-to-site VPN e, olarak geçiyor. Bu iki VPN senaryosuna baktığımızda kullanabileceğimiz e, ve çokça sıkça kullanılan üç tane teknolojimiz var. Bunlar IPsec VPN, L2TP over IPsec VPN ve SL VPN olarak üçe ayrılıyor. E, buralarda e, baktığımızda L2P IP over IPsec VPN ve Cell VPN'i uzak e, bağlantı için, remote access VPN için sıklıkla kullanıyoruz. Bunlar daha çok e, uzaktaki e, bilgisayarların telefonların bağlanması için kullandığımız yöntemler. L2P over IPsec VPN ve Cell VPN. IPsec VPN ise sıklıkla iki tane şubenin iki tane organizasyonun birbirine ya da bir şubenin bir merkeze bağlanması için kullanıyoruz diyebiliriz. Bunun yanında IPsec VPN remote access içinde yani uzaktan bağlantı için de kullanılıyor ama birazcık daha kompleks olduğunu söylemekte fayda var. Remote access kullanımının IPsec VPN'de. Şimdi bu üç VPN türü de dolaylı olarak uzaktan bağlantı için kullanılıyor dedik ama bunların hangisi acaba ...evde kullanım ya da home office için daha doğru VPN... ...birazcık buna bakmakta fayda var ki... ...farklarını görelim ve buna göre devam edebilelim. IPsec VPN kullanırken... Zyxel ile birlikte IPsec VPN işlemcisi... ...kullanmamız gerekiyor. Eğer IPsec VPN üzerinden L2TP yapmak istersek... ...yani L2TP over IPsec kullanacaksak... ...burada yazılım konusunda doğrudan... Zaix'in herhangi bir yazılımını kullanmanıza gerek yok çünkü işletim sistemleri Windows, Android, Macintosh, bunlar doğrudan kendi üzerinde IPsec, VPN ve L2TP bağlantısını sonlandıran yazılımlara sahipler, kendi içerisinde doğrudan bunları destekliyorlar. SSL VPN için ise Secure Extender kullanılması gerekiyor. Eee Secure Extender'da başka bir yazılım. Bu açıdan baktığımızda Secure Extender e, IPsec VPN istemcisine göre daha basit bir yazılım. Doğrudan e, web tarayıcısına girdiğinizde yükleyebiliyorsunuz. E, bu gibi faydaları var. E, dolayısıyla hani üçünü ilk olarak yazılım açısından baktığımızda e, en kolay kullanımı eee Altus over IPsec VPN diyebiliriz. E, o da onun nedeni de doğrudan işletim sistemleriyle Windows, Android ya da Mac üzerinde destekli olarak gelmesi. IPsec VPN ve SL VPN için ekstra yazılımlar kurulması gerekiyor e, olarak bakabiliriz. E, tabii her bir, üçünün de birbirinden farklı teknik özellikleri ve e, faydaları, avantajları, dezavantajları var. Kısaca bakacak olursak e, IPsec VPN üzerinden L2TP over IP trafiği ile birlikte bağlantı sağlanması yani L2TP over IPsec e, çoğunlukla e, bir kompleks Yazılım kurmak kadar güvenli değildir çünkü bir IPsec sadece bir IPsec yazılımı kurduğunuzda daha güvenli bir bağlantı sağlayabilirsiniz. Ancak e, kullanım çok esnek olduğundan ve Windows üzerinde, Android üzerinde, e, Mac üzerinde e, yazılım desteği geldiği için aslında büyük firmalarda kullanmakta e, kullanım oldukça basit. Bundan dolayı yani güvenlik açısından çok da fazla endişeye kapılmaya gerek yok. E, tüm platformlar desteklendiği için oldukça kolay. E, onun için oldukça tercih ediliyor. l 2 c over IPsec ya da IPsec VPN üzerinden L2TP trafiğinin iletimi. SSL VPN açıdan baktığımızda SSL VPN'in en büyük kolaylığı ise SSL HTTPS bağlantı noktası kullanarak daha esnek bağlantı sağlamak mümkün. Çünkü HTTPS günlük hayatta da işte bankalara bağlanmak için, web sayfalarını açmak için kullandığımız teknoloji. Aynı teknolojiyi SSL VPN ile kullandığımız için bu bağlantının rahatlıkla sağlanması ee, oldukça kolay hale geliyor. Ee, bunun yanında eee ESL VPN'in devamında eee IPsec VPN'e bakar isek IPsec VPN güvenlik açısından en gelişmiş e, kurulumu sağlıyor. Ancak e, ek bir yazılımla bunu sağlıyor ve Windows makinelerde bu yazılımı kurmanız için evdeki bir Windows bilgisayarınıza ek bir lisans gerektiriyor ve aktif direktör ile düzgün yapılandırılma açısından sıkıntıları olabiliyor. Bu kapsamda baktığımızda IPsec VPN'in L2TP ile kullanılması daha rahat çünkü ekstra bir yazılım gerekmiyor. Eğer daha kompleks ya da daha gelişmiş güvenlik ayarları yapacaksanız o zaman sadece IPsec VPN'in yazılımı kurarak kullanmanız gerekebiliyor ama temel olarak baktığımızda e, kolaylık açısından L2TP over IPsec ve SLVPN'in e, daha önde olduğunu söylemekte fayda var VPN'e çok kısaca göz atacak olursak e, Secure Extender diye bir yazılım kurulması e, kullanılması gerekiyor demiştik e, ancak bu yazılım nispeten e, basit bir yazılım dolayısıyla e, çok kompleks değil ee, e, en büyük basitliği SSL'in HTTPS ile kullanılması dolayısıyla tarayıcınız varsa doğrudan HTTPS ile başlatabiliyorsunuz SSL VPN'i. Ee, diğer bir avantaj e, doğrudan e, bir aktif direktör ile entegrasyon imkanı sağlanabiliyor ve aktif direktör ile entegrasyon sağlanarak e, kolaylıkla e, aktif direktör tarafında biz e, bunları e, kullan biliyoruz SL VPN ile birlikte. Ee, SecureXender Windows istemciler için ücretsiz ama Macos kullanıyorsanız burada bir lisans gerekiyor. Dolayısıyla e, Macos kullanımı eğer çok yoğun ise işletmenizde ya da e, çalışanlarda burada ekstra lisans olduğunu bilmekte fayda var ama Windows için herhangi bir ücret gerekmiyor. Dolayısıyla e, Burada lisans ve maliyet açısından baktığımızda SSL VPN'in kolaylığı var ama Macintosh cihazlar, Mac cihazlar fazlaysa burada belki L2TP over IPsec'e geçmeniz e, fayda sağlayabilir. Eğer Macintosh cihazlar için ekstra lisans istemiyorsanız. E, Zaten Global Web Services'ın SSL VPN Client'ı indirebiliyoruz, yükleyebiliyoruz. E, herhangi bir sıkıntı yaşamadan e, bunlara e, erişim. sağlayabiliyoruz. IPsec VPN üzerinden L2TP'ye baktığımızda ise L2TP VPN oldukça eski bir standart. Ancak bugünlerde büyük VPN kurumları için kolay kurulum imkanı sağladığı için oldukça kullanılıyor. Doğrudan Windows ve diğer platformlarda entegre yazılımı var dolayısıyla aktif direktör entegrasyonuyla da birlikte çok kolay kurulması ve yüklenmesi bir seçenek haline geliyor. E, L2TP over IPsec'e baktığımızda 3 platformda da Apple, Android ve Windows'ta da desteklendiğini görüyoruz. E, IPsec ile birlikte kullanılan çifte güvenlik kimlik doğrulaması da daha fazla güvenlik sağlıyor. Bu tabi birazcık performans yükü de getiriyor. Ancak baktığımızda oldukça güvenli yine kullanım açısından. E, IPsec'in Windows üzerinde doğrudan gömülü client'ı var demiştik. Dolayısıyla doğrudan ayarlama yapabiliyoruz. Bunun da büyük avantajı aslında bu ayarlamayla birlikte biz basitçe kurulumu tamamlayabiliyoruz. Ekstra bir yazılım kurmadan doğrudan Windows üzerindeki ayarlardan l 2 IPsec ayarlanıyor. IPsec VPN daha esnek bir kurulum deniyor için aslında gelişmiş bir yazılım kurulmasıyla birlikte çalışıyor. Dolayısıyla daha gelişmiş özellikler sağlayabiliyor. Mesela örneğin kullanıcının internet trafiğini doğrudan kendi internet hattı üzerinden çıkmasını sadece işe bağlantı için kendi hattını kullanmasını sağlayabiliyoruz. Bu da temel olarak ee, önemli bir e, fayda eğer internet tüm internet yükünü e, VPN tüneli atamak istemiyorsanız. Şimdi isterseniz e, burada e, zaten senin uçtan uca kapsamlı çözümlerine bakalım ee, ve. Uçtan uca kapsam çözümlerle neler yapabildiğimizi e, görelim. E, Zarkisi olarak e, güvenlik yazılımlarından kablosuz ürünlere, ürünlerine, switchlere, firewall'lara kadar e, çok geliş bir segmentte ürün sunuyoruz. Ve bunlarla birlikte e, gelişmiş olarak uçtan uca bir ağ kurabilmemiz mümkün. E, böylelikle çok kolay kurulum ve kolay e, çözümler üretebiliyoruz. VPN destekli ilk olarak Small Business Gateway dediğimiz gateway ürünlerine ilk olarak göz atmak istiyorum. SPG ürünleri DSL imkanı ile birlikte oldukça verimli olarak kullanabileceğimiz VPN destekli cihazlarımız. İsterseniz küçük bir ofisiniz olabilir burada kullanabilirsiniz SPG cihazını ya da evinizde kullanıyor olabilirsiniz. Her iki durumda da oldukça verimli bir DSL bağlantı üzerinden VPN yapma imkanı sağlıyor. SPG ürünlerinde SSL VPN desteği yok. IPsec, l 2 tp over IPsec desteğimiz var. Ee, dolayısıyla l 2 tp over IPsec kullanmak temel olarak ee, platformun üzerinde doğrudan kurul istemciyle geldiği için kolay olabileceği için burada l 2 tp over IPsec kullanabilirsiniz. SPG 33 onda 40 megabitlik bir VPN kapasitesi ve 20 tane IPsec tünel yapma kapasitemiz var. SPG 55 onda ise daha yüksek kapasiteli olarak e, 150 megabit VPN kapasitesi L2Tip, VPN tünel Kurabiliyor durumdayız. E, e, 50 adet IPsec VPN tünel kabaca 150 megabit throughputla kıyasladığımızda e, kullanıcı başına 3 megabitlik bir kapasite e, sağlıyor ve bu da e, genel olarak hani yoğun kullanıcı açısından baktığımızda genel ofis bağlantısı sağlamak için yeterli rakamlar olarak e, düşünebiliriz. <laughs> SBC 3310un Genel yapısına baktığımızda DSL bağlantısı, VDSL2, ADSL2 Plus portu, Gigabit Ethernet WAN portu ve WAN portu da olarak ayarlanabilen 4 tane LAN portu bulunuyor. Bunun yanında 3G, 4G USB dongle desteğimiz var. Ve 3G, 4G USB dongle desteğiyle ile birlikte isterseniz... Ee, aynı zamanda DSL hattınızı yedekleme şeklinde e, kullanabiliyorsunuz e, bu bağlantıyı. SBC55 çift 0 daha büyük bir e, kutu. E, aynı zamanda burada VDSL e, LAN portlarına WAN portun ek olarak e, SFP portumuz bulunuyor. Do do doğrudan fiber sonlandırma yapabilmeniz mümkün. SBC e, 55 üzerinde. E, bunun yanında e, yine ile e, birlikte 3G 4G USB dongle ya da ayrıca WAN portu, DSL hepsini birlikte çoklu internet bağlantı sağlayabilir. Yük dengeleme ve yedeklik sağlayabiliyorsunuz. Ee, bu da önemli bir avantaj e, kurumlar için kesintisiz bir internet sağlayabilmek adına. Ee, ve SPG cihazları doğrudan L2TP client modunu kendileri e, sağlayabiliyorlar. Bu da ne demek anlamına geliyor? Bu şu demek anlamında bir kullanıcı tarafında L2TP e, over IPsec e, fonksiyonunu oluşturmak yerine yani bir bilgisayarda e, VPN client olarak çalışmak yerine doğrudan cihazınızı VPN client olarak çalıştırabiliyorsunuz ve bilgisayarda ekstra bir ayar yapmanıza gerek kalmadan isterseniz burada arkada çalışan tüm bilgisayarlar merkez noktaya bağlanmış olabiliyor. E, böylelikle her bir bilgisayarı tek tek ayarlama e, zahmetinden kurtulmuş oluyorsunuz. Sizin için e, SPG cihazlarınız e, client olarak çalışıp size trafiği aktarabiliyor. E, SPG cihazları DSL portuna da sahip olan özellikle küçük orta ölçekli işletmeler home ofislerde kullanabilecek e, uygun cihazlarımızdı. Bunun haricinde daha gelişmiş olan Zyvol portföyü bulunuyor. E, burada e, sorular var mı? Evet sesin gelip gelmediği ile alakalı şeyler var birazcık e, tahmin ediyorum ki e, internet bağlantısı ile ilgili olabilir mobil internetten bağlanıyorum e, dolayısıyla arada kesinti oluyor olabilir e, Portföy baktığımızda 4 tane farklı Firewall serisiyle VPN serisi NSG, USG ve ATP serisiyle birlikte biz VPN çözümlerini sağlayabiliyoruz. Tabii neden burada 4 tane farklı seri var? 4 tane farklı seri olmasının en önemli nedeni aslında farklı müşterilere farklı hizmetleri sunabilmek. E, VPN serisi örneğin e, optimize VPN e, servisleri sağlıyor. Güvenlik açısından baktığımızda temel olarak içerik filtreleme ve uygulama filtreleme seviyesinde güvenlik hizmeti var. Ama daha çok VPN'in iyileştirilmesine yönelik e, e, özellikler sunuyor. NSC serisine baktığımızda içerik filtreleme, uygulama filtreleme haricinde e, antivirüs, sızma tespit engelleme gibi gelişmiş güvenlik özellikleri var. A, NSC serisinin aslında en önemli özelliği ise şu daha kolay tanım yapabilmek, Nebula platformu üzerinden kolay yönetmeyi, kolay kurulumu destekleyen bir seri NSC serisi. USC serisi ise klasik bir e, firewall. Aslında NSC serisinin klasik yönetimli hali. NSC serisi daha kolay yönetilebilen bir firewall USC serisi daha kompleks konfigürasyonlar yapabileceğiniz, daha gelişmiş olarak ayrıntılı ayarlar yapabileceğiniz bir segment. E, tabii NSC'ye göre kullanımı daha zor ama daha esnek ayarlar sunduğu için eğer daha kompleks bir yapı ihtiyacınız varsa USG serisiyle bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. USG serisine tabii ki yine NSG serisinde olduğu gibi VPN desteği bulunuyor. E-Tip serisine baktığımızda ise e serisi güvenlik açısından daha da üst bir seri. Yine VPN desteği var ama güvenlik açısından uygulama filtreleme, içerik filtreleme gibi servislerin yanında Sandboxing servisiyle gelişmiş e, siber tehditlere karşı e, yapay zeka kullanarak bulut sorgusuyla birlikte e, zararlı yazılımları engelleyebilme özelliğine sahip. Dolayısıyla güvenlik açısından en gelişmiş ürünümüz diyebiliriz bu, e, bu açıdan. E, şimdi bu dört ürün, ürünle birlikte nasıl e, kullanım sağlayabiliriz onlara bakıyor olacağız. İlk olarak çok genel olarak bakacak olursak e, VPN serisi e, VPN e özelleşmiş olduğu için. Ee, toplam sahip olma açısından, maliyet açısından baktığımızda sadece VPN odaklı bir yapı kuracaksak, VPN serisi burada daha uygun maliyetle daha çok VPN'i sağlayabiliyor diyebiliriz. Ancak VPN haricinde benim güvenlik açısından da ihtiyaçlarım daha çok diyorsanız, örneğin e, en gelişmiş güvenlik sandbox özelliğine sahip olmak istiyorum diyorsanız bu durumda e, ATP serisi VPN desteği yanında gelişmiş güvenlik özellikleriyle e, ortaya çıkıyor. Ya da e, güvenlik e, gelişmiş güvenlik özelliklerim olsun, VPN desteğim olsun ama kolay yönetim özelliğimde olsun diyorsanız bu sefer NSC serisini kullanabiliyorsunuz. E, dolayısıyla müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak e, bu dört farklı seriden e, farklı olarak konumlandırma yapabiliyor durumdayız. Şimdi isterseniz ilk olarak VPN serisine bakalım. VPN serisi e, neler sağlıyor ona bir göz atalım. VPN serisi aslında e, çok küçük ee, evde kullanacağımız cihazlardan başlıyor. Ee, küçük ofisler, e, orta ölçekli ofisler ve büyük ofisler şeklinde, büyük şirketler şeklinde devam ediyor. Ee, i̇lk olarak e, VPN 2S açısından bakacak olur isek, e, VPN 2S e, performans serisi olarak geçen e, bizim hem evlerimizde hem home office gibi yerlerde kullanabileceğimiz oldukça basit kullanışlı esnek bir cihaz. 35 megabitlik bir VPN kapasitesi sunuyor. 20 adet IPsec VPN tünel desteği var. Donanım olarak baktığınızda SPC ürünüyle çok benzer bir donanım var. SPC'ye göre VPN kesin temeldeki farkı VPN kes üzerinde bir DSL bağlantı noktası bulunmuyor, DSL portu bulunmuyor. Ancak bunun yanında ekstra olarak SPC'ye göre içerik filtreleme özelliği mevcut. Dolayısıyla bir DSL bağlantı ihtiyacınız yoksa, örneğin fiber internetiniz varsa VPN kesi kullanmanız burada evde daha rahat olabilir. Ama DSL sonlandırmak istiyorsanız burada SPG daha doğru bir seçenek haline gelebilir. VPN kesten sonra bir diğer ürünümüz USG20-20W VPN. E, USG-2020W VPN aslında USG serilerinin ilk giriş segmentindeki bir ürün ve dolayısıyla USG'deki e, gelişmiş güvenlik özellikleri, antivirüs gibi özelliklere sahip değil, temel olarak VPN özelliklerine sahip bir ürün. E, 90 MB VPN e, kapasitesi, 10 adet IPSec VPN tüneli e, destekliyor. E, ürün üzerinde 5 adet SL VPN kullanıcı desteği var ancak ekstra lisans alarak 15 kullanıcıya kadar çıkartmanız mümkün SL VPN bağlantı sayısını. E, USG 20 ile birlikte birazcık daha profesyonel ürünlere doğru geçiyoruz. E, buradaki profesyonellikten kastım e, yönetsel fon olmuş olması konfigürasyon açısından daha ayrıntılı konfigürasyonlar yapabiliyor olmanız gibi özellikler. E, ve VPN 50 aslında VPN portfolyosundaki ee, daha e, ST1'la da birlikte bakacağız. st desteklenmeye başlandığı seri olarak geçiyor. VPN 50'de artık 50 adet VPN tünel ve e, standart olarak üzerinde 10 adet SL VPN desteği bulunuyor. E, bu SL VPN desteğini 50 adede kadar lisans olarak arttırabiliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Kabaca e, 50 kullanıcılı eee uzaktan bağlantı için kullanılabilecek bir VPN sonlandırmayı bunun üzerinde sağlamanız mümkün. Tabii ki VPN throughput, VPN kapasitesi 150 megabitler civarında. Hani 50 kullanıcı bir arada 150 megabit en zamanlı kullanmaya çalışırlarsa kullanıcı başı 3 megabitlik bir kapasite düşüyor. Hani Minimum açıdan yeterli. Çok temel işleri yapmaya yeterli ama kullanıcılarınız eğer çok yüksek boyutlu dosyalar üzerine çalışıyorlarsa tabii ki bu yeterli olmayacaktır. Kullanıcı başına 3 megabitlik eş zamanlı kullanım. eş zamanlı kullanım önemli. Çünkü buradaki verdiğimiz sayılar ve verdiğimiz kapasiteler eş zamanlı kullanım için. Yani 50 tünel kurulumu eş zamanlı olarak 50 tünele kadar ya da 50 SL VPN kullanıcısı eş zamanlı 50 kullanıcıya kadar bundan bahsetmek istiyoruz. Standartta örneğin 100 tane kullanıcınız olabilir ama bunların 50'si aynı anda bağlanıyor olabilir. Bu durumda SL VPN kullanıcısını sınırını geçmemiş olursunuz. Dolayısıyla burada sayılara bakarken karar vermemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi de eş zamanlı kullanım olarak belirtebiliriz. VPN'in orta ve büyük ölçek segmentine geçtiğimizde VPN 100, VPN 300 ve VPN 1000 yeni e, çıkarttığımız cihazlar e, bulunuyor. E, VPN 100 ile birlikte 100 tane IPsec VPN tünel destekliyoruz. E, SL VPN desteğimiz 200'e kadar artırılabiliyor. Üzerinde 30 tane lisans geliyor. VPN 3 300, 300, 300 tane IPsec VPN tünel ve e, yine 300 VPN SL bağlantısına kadar artırılabilen üzerinde 50 tane lisansla birlikte geliyor. VPN segmentindeki en büyük ürünümüz ise 1000 adet e, VPN tünel destekleyebilen e, ...VPN 1000 serimizdeki ürün... E, ...VPN 1000 ile birlikte 250 SL lisansı doğrudan cihaz üzerinde var. Ekstra lisans alarak 500 lisansa kadar arttırım sağlayabiliyoruz. Yani 500 kullanıcının SL VPN ile e, bağlanmasını sağlayabiliyoruz. E, SL VPN sayıları... E, ...genellikle işte VPN sayıları eş ya da onlardan biraz daha az görebildiğiniz gibi. E, bunun nedeni SL ile birlikte e, aslında... E, şifreleme açısından e, ekstra e, cihaz üzerinde e, işlemler olabiliyor. SSL VPN'de e, baktığımızda e, ekstra işte paylaşımları, dosya paylaşımları açabiliyorsunuz SSL VPN üzerinden. E, dolayısıyla burada birazcık kaynak kullanımı klasik VPN'e göre, IPsec VPN'e göre birazcık daha fazla olabiliyor, e, maksimum sayılar açısından. Bundan dolayı maksimum sayılarda IPsec VPN e, tünel sayısı genellikle SSL VPN'e eş daha fazla durumda. E, es, e, VPN firewall'larla birlikte Easy VPN kurulumunu destekliyoruz. Secure Extender'la birlikte SSL VPN kullanıldığında e, bunun yanında tabii ki L2TP over IPsec ya da IPsec VPN kullanımı da mevcut. E, Secure Hash algoritim 2 ile birlikte sınıfındaki en güvenli yine e, VPN bağlantısını e, kolaylıkla sağlayabiliyoruz. E, VPN firewall'larla birlikte VPN firewallların e, önemli bir özelliği de şu: VPN 50 segmentinden sonra biz e, VPN firewallları Nebula e, sistemine ekleyebiliyoruz. Nebula'da iki tane e, temel e, ana bacak var. E, Nebula bizim bulut üzerinden e, cihazlarımızı, sistemlerimizi kolay yönetmeyi ve kontrol etmeyi sağlıyor. E, Nebula Control Center bunun e, Firewall yanında Switch ve Access Point kontrol için kullandığımız taraf. Nebula Orchestrator ise SD-WAN teknolojisi için kullandığımız taraf oluyor. E, SD-WAN teknolojisi e, temel olarak merkezi olarak e, bütün bağlantıları kontrol etmeyi ve e, tümleşik olarak tüm bağlantıları en verimli şekilde e, kullanmayı amaçlı. Böylelikle klasik bir e işte MPLS hatta almak ya da MPLS network kurmak yerine siz daha uygun fiyatlarla hattınızı alıp bunları verimli olarak kullanabiliyorsunuz SD-WAN teknolojisi sayesinde. SD-WAN teknolojisine kısaca bakacağız. SD-WAN teknolojisi neleri sağlıyor? İlk olarak zero touch provisioning adını verdiğimiz yeni er merkez şube yapısında bir Şirketiniz varsa şubelerinizi kolay kurmayı ıı, sağlıyor. Ee, VPN yaptığınızda merkez şube arasında kolay trafik yönlendirmesi ve trafiğin kapasitesinin optimize edilmesi. Ee, bunun yanında linklerin kalitesine göre uygulamaların farklı linklerden gönderilmesi. Örneğin e, video konferans trafiğiniz var ya da VoIP trafiğiniz var. Bunları farklı linklerden gönderebiliyorsunuz dinamik olarak. E, içerik filtreleme ile birlikte uygulayabiliyorsunuz. E, oldukça verimli bir VPN e, yönetimi sağlıyor. Bizim ev kullanıcıları yönelik olarak burada bakacağımız en önemli özelliklerden bir tanesi kolay VPN e, istemci kurulumu e, sd ile birlikte. sd ile birlikte oto VPN özelliğiyle birlikte e, yani e, bir e, şirket düşünün şirketten clientların VPN yapması için e, clientlara e, kurulum yapmamız gerekiyor. Bunu sd ile birlikte kolay ya yapabiliyoruz. E, ne, yap ne yapılması gerekiyor? Üç adım sadece. Kullanıcı ayarlanıyor. Kullanıcı bir e maile gidiyor. Kullanıcı e-mail'deki skripti e, ya da uygulamaya çalıştırdığında otomatik olarak e, kurulum yapılabiliyor. E, oto, VPN özelliği hem Windows hem Macintosh hem iOS cihazlarında yerel istemcileri kullanıyor. Ve bu yerel istemcilerle doğrudan e, Kullanıcının otomatik olarak VPN yapmasını sağlıyor. Dolayısıyla kullanıcının teknik bilgi beceri açısından e, çok da hani bir şey bilmeden e, işlemi yapabilmesi sağlıyor. E, örneğin gelen bir mail örneği işte e, VPN kliyentinizi e, şöyle konfigüre edebilirsiniz diye doğrudan e, ayarlar yapıldığında sistemden mail gidiyor. Mail ile birlikte işte iki tane e, örnek e, iki tane dosya var. İlk olarak VPN Provision Windows dosyası. Eğer Windows makineniz varsa birinci dosyayı işte çalıştırın. Eğer Macintosh bir cihazınız varsa ikinci dosyayı çalıştırın şeklinde bir mail gidiyor ve bu maili aldıktan sonra kullanıcı sistemine göre iki dosyadan birisini çalıştırdığında doğrudan VPN bağlantısını yapabilir hale geliyor. Böylelikle kolay VPN kurulumunu SD-WAN çözümüyle birlikte yapabiliyoruz. IT açısından IT departmanlarının zorlanmaması açısından Nebula Orkestrator yani SD-WAN üzerinde VPN 50 ve üzerindeki cihazlarımız destekli. Dolayısıyla VPN 2S ve USG20 VPN'i sd ile birlikte kullanamıyoruz. VPN 50, VPN 100, VPN 300 ve VPN 1000 cihazlarımız SD-WAN üzerinde otomatik kurulum özelliklerini destekliyorlar Nebula ile birlikte. Dolayısıyla e, bu cihazları klasik olarak kullanabildiğiniz gibi yani klasik bir e, firewall gibi kullanabildiğiniz gibi Nebula, Orchestrator ile birlikte, e, SD-WAN teknolojisi ile birlikte kullanabiliyorsunuz. E, dolayısıyla bu size oldukça büyük esneklik sağlıyor. İsterseniz bu ürünlerin e, gelişmiş özelliklerinden faydalanmak için Nebula'yı ekleyip Nebula'dan yönetebilirsiniz. İsterseniz Nebula'yı kullanmak istemiyorsanız klasik olarak da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla e, hem yeni teknoloji kullanma fırsatınız var hem klasik olarak e, firewall'ları yönetme fırsatınız var. Bu da size e, ya da e, satış sırasında müşterinize önemli bir avantaj sağlıyor ki hani bir ürünü alıp sadece bir teknolojiyi ya da bir şekilde yönetmek zorunda değilsiniz. E, müşteri işte yeni teknolojiye geçişe, sd 1 teknolojisine geçişe çok sıcak bakmıyorsa ya da aklında şüpheler varsa e, müşterinin herhangi bir e, sorun olduğuna klasik olarak da kullanabileceğini bilmesi bu cihazın e, açıkçası e, temel olarak e, oldukça büyük e, rahatlık sağlıyor diyebiliriz ee, bunun yanında e, vpn firewalllar e, nebula eklenebiliyor demiştik doğrudan nebuladan yönetebilen firewalllar da var bunlarda nebula security gate ve nsg olarak geçiyor e, nsg e, firewalllar e, klasik vpn firewalllara göre daha gelişmiş ürünler şu açılan güvenlik açısından antivirüs sızma tespit engelleme gibi e, gelişmiş özellikleri bulunuyor dolayısıyla VPN firewall'larda içerik filtreleme ve uygulama filtrelemenin ötesinde e, antivirüs ve sızma tespit engelleme gibi daha gelişmiş güvenlik özellikleri sunduğu için e, güvenlik açısından e, önde diyebiliriz. Ama VPN açısından e, tabii ki VPN firewall'lar daha verimli bir kullanım sağlıyor. E, VPN özelliklerine baktığımızda NSC serisinde yine SL VPN desteğimiz e, bulunmuyor. Dolayısıyla eğer SL VPN kullanacaksanız VPN serisini klasik olarak kullanmanız e, faydalı olabilir. A, NSC serisi burada IPsec VPN ya da l 2 c over IPsec VPN desteği ile birlikte geliyor. E, NSC 50 ile birlikte 10 adet IPsec VPN desteği 100 megabit VPN kapasitesiyle başlayan seride NSC 100'de 40 tünel desteği 150 megabit kapasite. E, NSC 200'de 200 tünel desteği 500 megabit kapasite ve NSC 300 ile birlikte 300 tünel e, desteği ile birlikte 150 megabit VPN kapasitesi bulunuyor ki NSC 300 NSC serisindeki en büyük kapasiteli cihazımız. Dolayısıyla SL VPN desteği ihtiyacı var ise başka serileri kullanmakta fayda var. Ama l 2 tp over IPsec VPN kullanacaksak bu durumda NSC ürünleri gayet uygun. Bize kolay kurulumda sağlıyorlar. Basit bir l 2 tp over IPsec client konfigürasyona baktığımızda Nebula Control Center'a girip doğrudan Remote Access VPN'den l 2 tp over IP client ayarlarını yapmamız çok basit olarak mümkün. Doğrudan IP bloğunu yazıyoruz. Hangi DNS kullanacağız? İsterseniz Google Public DNS kullanacağım diyebiliyorsunuz. Şifreyi belirtiyorsunuz. Kimlik doğrulamayı Nebula üzerinden yapacağım. Nebula kullanıcıları doğrulayacağım dediğinizde doğrudan l 2 IPsec bağlantınız hazır hale geliyor. Bu da oldukça basit kurulum gördüğünüz üzere. Dolayısıyla SL VPN haricinde IPsec VPN kullanacaksanız NSC serileri size Nebula üzerinden oldukça basit kurumlar sağlayabiliyor ve basit olarak yönetme imkanı sunuyor. daha da gelişmiş ve klasik firewall'lara geçecek olursak burada USG serilerimiz var. USG serilerimiz NSC serilerinin klasik yönetimli hali olarak düşünebiliriz. klasik yönetimli hali olmakla birlikte hem daha kompleks konfigürasyonları yapabilme imkanı tanıyor bize. Bunun yanında daha yüksek kapasitelerde sunabilen modelleri de bulunmakta. USG40'da başlıyor USG modelleri. 20 adet VPN IPSec VPN tüneli, 5 adet SL VPN desteğiyle geliyor USG40 modeli. 100 MB VPN kapasitesi sahip. İstenirse ek lisanslarla 15'e kadar artırılabiliyor. USG60, USG110 ile birlikte daha büyük ölçekli e, projelerde e, çözümler sağlayabiliyoruz. Örneğin USC 60'da 40 VPN tünel kapasitesi, e, USC 110'da 100 adet VPN tünel kapasitesi bulunuyor ki USC 110'la SL VPN kullanıcı sayımız da eş zamanlı olarak 150'ye kadar çıkabiliyor. E, orta ölçek ve üstüne doğru geçtiğimizde e, USC 210 200 VPN tünel sayısı IPsec VPN'de. USB 310'da 300 IPsec VPN tünel sayısı ve e, toplam 650 megabit VPN kapasitesiyle oldukça büyük ölçekli e, e, kurumlarda da kullanılabilecek ürünleri artık e, USB 310 ile birlikte sağlayabiliyoruz. E, en büyük ölçekli cihazlarımız Extreme serisi USB 1100, 1900 ve 2200 e, olarak gidiyor. Eee 1100'e baktığımızda 1000 adet VPN tünel desteği, e, 500 adede kadar artırılabilir SL VPN desteği, 800 megabit VPN kapasitesi geliyor. USB 1900'de 2000 adet VPN tünel desteği, 750 adet SL VPN kullanıcısına kadar artırılabilme lisansı ve 900 MB VPN kapasitesi geliyor. En büyük ürünümüz burada USB 2200. USB 2200 ile birlikte 3000 adet VPN tünel desteğimiz var. 250 adet SL VPN kullanıcısı lisansı doğrudan cihazla birlikte gelirken 1000 adet SL VPN kullanıcısına kadar lisans artırmamız mümkün. Dolayısıyla binli kullanıcı oların olduğu artık uzaktan bağlanacak belki hani ofisinizde e, 500 üzeri kullanıcının olduğu yerlerde e, USB 2200 ile birlikte e, burada yüksek kapasite çözümler sağlayabiliyoruz ki 2,5 gigabitlik bir VPN toplam e, kapasite sunuyoruz ki bu da e, yine e, kabaca kullanıcı başına hani SSL VPN'den bakacak olursak e, 2,5 megabitler civarında bir kullanıcı başına bir kapasite düşüyor e, yüksek kapasiteli 10 gigabit portu da bulunan ürünümüz USB 2200. Ve en gelişmiş güvenlik serimize bakacak olursak ATP serisi. E, ATP serisi VPN hizmetleri yanı sıra sandboxing özelliği birlikte bilinmeyen tehditleri buluttan sorgulama ve bunlara göre bulut cevabına göre sandboxing teknolojisiyle aksiyon alabilme özelliğine sahip. Bulutta dosyaların kontrolü sonrası cihaza gelen bildirime göre cihaz dosyaları bloklayabiliyor ya da geçmesine izin verebiliyor. Bu da ekip serisini e, etek dediğimiz 0 etek Day dediğimiz sıfırıncı gün ataklarına karşı oldukça önemli kullanışlı bir yere getiriyor. Ekip serisinde dört tane ürünümüz var. ATP 100, 200, 500 ve 800 olmak üzere. E, tünel sayılarına baktığımızda e, ATP 100 ile 300 300 megabit VPN kapasitesi, 40 adet IPsec tünel, 10 adet SSL VPN kullanıcı desteğiyle geliyor ürün. Eee dolayısıyla ATP e serisindeki en küçük ürün bile yüksek kapasite, 300 megabit ka VPN e throughput kapasitesiyle ve 40 tünel desteğiyle oldukça esnek kullanılabilir bir ürün olarak geliyor. ATP200 e e yine 400 megabit kapasite, 40 tünel desteği, atp e 500'e 900 megabit VPN ka e kapasitesi, 200 tünel desteği ve atp de artık 1.5 gigabit'lik VPN kapasitesi ve 1000 adet IPsec VPN tünel desteği ve 100 adet SSL VPN kullanıcı desteği geliyor. Burada e, önemli bir konu ATP serisinde SSL VPN e, kullanıcılarını ekstra lisansla arttırmıyoruz. Lisanslar doğrudan cihazın üzerinde e, önümüzdeki hafta özellikle bu evden çalışma e, ihtiyaçları için yapılacak bir çalışmayla ATP serisinde e, yazılım güncellemesi geliyor diyebiliriz. Bu yazılım güncellemesiyle birlikte yine SL VPN kullanıcı sayılarını arttırıyor olacağız. Yine planımız özellikle ATP 3 segment müşterilerimize herhangi bir SL lisansı almalarına gerek kalmadan daha fazla SL kullanıcılarını bağlantı sağlayabilmeleri. Dolayısıyla burada da yine ATP serisiyle birlikte entegre olarak lisansları üzerinde e, ürünleri e, sağlamaya çalışıyoruz. ATP serisi en üst segmentteki ürün serimiz olduğu için doğrudan e, bütün lisansları üzerinde sunuyoruz. E, örneğin bir diğer lisans, hani access point yönetimi yapmak istiyorsanız ATP serisinde access point kontrol özelliği aktif olarak var ve e, yönetebileceğiniz e, access pointleri lisansları doğrudan üzerinde bulunuyor. Ekstra lisans almanıza gerek kalmıyor. Örneğin ATP 830 adet access point'i e, ücretsiz olarak yönetebiliyorsunuz. Dönüşlerimizde oldukça gelişmiş e, güvenlik e, özelliklerinin yanında VPN özelliklerine geçmiş olarak sunuyor E tip serisi e, bu kapsamda eğer hem VPN hem de güvenlikteki en üst segmentte olmak istiyorum diyorsanız Etip serisi daha uygun bir çözüm. Hem USG hem E tip serisinde de e, çok kompleks konfigürasyonlar yapabileceğimiz gibi kolay VPN kurulum seri da var. Dolayısıyla hani USG ve E tip serisinin kurulumundan da çok korkmaya da gerek yok. Mesela kolay VPN kurulum sihirbazıyla e, doğrudan nasıl bir VPN yapacağınız l 2 VPN yapacağım e, adı şu olacak, şifresi bu olacak e, hangi IP adres kullanacak şeklinde doğrudan kurulum sihirbazıyla kurulum yapabiliyoruz ve bu da bize e, kolay kurulum sağlıyor. Tabii ki e, Nebula üzerinde kurulum yapmak yönetmek e, bir miktar daha kolay ama e, USG ve Ekip serisinde bazı kurulum sihirbazlarıyla Kurulumu daha kolay hale getirebiliyoruz. Aynı zamanda tabii ki destek ekiplerimiz... her zaman için destek veriyorlar kurulum sırasında bir sorunla karşılaştığınız durumda. Evet çok çözüm var. Dolayısıyla bu çözümleri bir özetleyecek olursak iki tablo ile özetlemeye çalışıyorum. Bu ürünlerde hangilerinde hangi servislerimiz var? Kabaca üstünden geçecek olursak çözüm özeti birle hangi e, ürünlerde hangi servisler alabiliriz e, buna bakıyoruz. E, i̇lk olarak <laughs> sol tarafta e, SPG, VPN, KS, VPN, Firewall, NSC, USG ve ATP serilerini görüyorsunuz. Üst tarafta da e, teknolojileri görüyorsunuz. DSL, IPsec, VPN, SL, VPN, SL, VPN lisans arttırma, içerik filtreme, uygulama filtreme, antivirüs, IDP ve sandboxing gibi özellikler. E, burada baktığımızda e, en gelişmiş serimiz ATP serisi. ATP serisinde sandboxing özelliğiyle birlikte Diğer gelişmiş özellikler bulunuyor. SL VPN lisansı artıramıyorsunuz ama SL VPN lisansları kendi üzerinde geliyor. Dolayısıyla bu açıdan HTIP serisi e, en üst segmentimiz. Eğer DSL bir bağlantı ile birlikte VPN ihtiyacınız varsa burada SVG serisi DSL özellikleriyle birlikte bize e, IPsec VPN için e, anlamlı bir çözüm e, olabiliyor. E, burada SL VPN çözümlerine baktığımızda e, SL VPN çözümler arasında VPN serisinin VPN firewall'ları, USG firewall'ları ya da ATP firewall'ları kullanabiliyoruz. E, VPN firewall'ları klasik olarak kullandığımızda, SSL e, VPN desteğine sahip. Eğer e, SD WAN eklersek, SD WAN'da otomatik VPN özelliğiyle birlikte otomatik VPN desteği e, sunabiliyor. E, bu açıdan da e, önemli avantajları var. E, dolayısıyla burada hani VPN açısından en esnek çözüme bakıyorsak e, ve fiyat açısından, hem VPN esnek e, olsun hem de fiyatı uygun olsun diyorsak VPN serisi en optimize çözümümüz. DSL'li e, VPN açısından SPG en uygun çözüm. Eğer DSL'e ihtiyacım yok e, yüksek kapasite içerik filtreleme olsun yeter diyorsanız VPN'i kes. Burada e, giriş seviyesi önemli bir segment sunuyor. Güvenlik açısından gelişmiş özelliklere ihtiyacım var diyorsanız USG ve TIP serisi hem SL VPN desteği hem gelişmiş güvenlik özellikleriyle ee, önemli avantajlar sağlıyor. Eğer bunun üzerinden kolay yönetime ihtiyacım var güvenlik özelliklerinin, firewall özelliklerini kolay olarak yönetmek istiyorum diyorsanız bu durumda NSG serisini kullanabilirsiniz. NSG serisiyle birlikte de IPsec VPN desteğimiz bulunuyor. Kapasiteler, evet yani zahir olarak 4 tane segmentte çok farklı kapasitelere sahip birçok ürün sunuyoruz. Dolayısıyla kapasitenize, ihtiyacınıza işinize yönelik olarak farklı kapasitelerde birçok ürünümüz var. Ee, dolayısıyla hani SL VPN'e doğru e, kullanım kolaylığı işte HTTPS'ten doğrudan bağlanabilme özelliğini kullanacaksanız SL VPN sayılarına göre e, ürün seçimi burada önem kazanabiliyor. E, SL VPN açısından baktığımızda en yüksek kapasiteli ürünler e, açısından e, USD serisinde USD 2200 1000 adet SL VPN desteğine kadar çıkabiliyoruz. E, VPN serisinde VPN 1000'e de 500 adet SL VPN'e kadar destekleyebiliyoruz ki buradaki iki ee, öne çıkan ürün diyebilirim. Ee, IPSec VPN açısından da yine VPN 1000 ile adet VPN'e kadar desteklerken USG'nin Extreme serisi ile birlikte USG 1100, 1900 ve 2200'de 1000, 2000 ve 3000 adete kadar çıkabilen VPN sayıları var. Ee, ATP ile de birlikte IPSec VPN'de 1000 adete kadar IPSec VPN destekleyebiliyoruz. SL VPN'de ekip serisinin dediğim gibi e, şu anda sayıları az gibi gözükse de yeni çıkacak yazılımla birlikte bunları e, özellikle bu ihtiyaç olan dönemde SL VPN bağlantı sayısını arttırıyor olacağız. Tabii ki SL VPN'in yanında L2TP over IPsec de kullanabilirsiniz. E, şirketlerle e, birlikte genel kurulum açısından baktığımızda Active Directory entegrasyonu birlikte ve Windows üzerinde doğrudan l 2 Client'ın bulunması gömülü olarak gelmesinin nedeniyle de l 2 çokça kullanılıyor bahsettiğim gibi. Bu da e, temel olarak e, kullanılabilecek bir çözüm. Lisanslar açısından baktığımızda hem VSC serisinde hem VPN serisinde kendi üzerinde gelen SL lisansları var. 10, işte örneğin VPN serisinde 10, 30, 50, 250 adet. Ama bunları arttırmak istiyorsanız, işte VPN de 10'dan 50 arttırmak istiyorsanız 40 adet SSL VPN lisansı alma ihtiyacınız bulunuyor. Bu da ihtiyacınıza göre şekillenebilir. Doğrudan mesela 50 adet, 40 adet lisans almak yerine 50 adet lisansı bulunan VPN 300 de başlayabilirsiniz. VPN 300 üzerinde doğrudan 50 adet lisans bulunuyor. Daha yüksek kapasite bir firewall'unuzda bulunmuş olur. ATP e serisinde lisans doğru arttırılmıyor. Bunu dediğim yazılım güncellemesi arttırır ama USG serisi ekstra lisansla alıp arttırabiliyorsunuz. ATP ile USG serisi arasında galiba e, bir karşılaştırma ve e, soru geldi. ATP serisi USG serisinin bir üst serisi olarak geçiyor. Gelişmiş güvenlik özellikleri ve sandbox ile birlikte e, ATP serisinde daha gelişmiş özellikler mevcut. E, burada USG serisinde e, hemen hemen ATP'deki Genel tüm güvenlik özelliklerine sahipsiniz ama ATP'nin sandboxing özelliği burada USG'nin e, önüne geçen bir özellik. ATP'de ayrıca e, lisansların doğrudan kendi üzerinde dahili olarak gelmesi e, ve bu yeni yazılımla birlikte bunu artırıyoruz. Access Point Controller özelliğin dahili olarak gelmesi. İşte güvenlik açısından baktığımızda Security Reporter güvenlik raporlama yazılımının yine ücretsiz olarak lisansı içinde gelmesi e, burada e, önemli e, avantaj sağlayan konular arasında. Ee, genel olarak e, böyleydi çözümler. Burada öne çıkartmak istediğim bugün e, bu webinarla birlikte kampanyasını yapacağımız bir cihaz var. VPN Kies. VPN Kies eee 850 megabitlik bir firewall kapasitesi, 35 megabit VPN kapasitesi ve 20 adet VPN tünel desteğiyle birlikte ev ve küçük ofisler için uygun bir cihaz. E, 3G 4G USB dongle ile kesintisiz bağlantı sağlamak için de kullanabileceğiniz bir cihaz doğrudan böyle bir faydası da bulunuyor. Aynı zamanda sunumda da baktığımız gibi gigabit ethernet bağlantısıyla birlikte WAN işte fiber internetiniz varsa ya da önde bir DSL modeminin arkasında da kullanabilirsiniz. Ethernet bağlantıyla birlikte internete bağlantı sağlayabiliyor ve farklı bağlantı seçenekleri arasında yük dengeleme ya da failover özelliğine sahipsiniz... E, bağlantınızı e, isterseniz u, uzaktan VPN ile bağlanmak için ya da VPN ile şirketinize bağlamak için kullanabilirsiniz. E, IPsec VPN, LTP VPN, over IPsec VPN gibi e, VPN'leri destekliyoruz. SHA-2 e, algoritması da, da oldukça güvenli bir e, e, kurulum sağlıyor. Kurulumu ne kadar zor? Hiç zor değil. E, onun için çekilmeye gerek yok kurulumu en kolay yazılımlarımızdan arayüzüyle birlikte geliyor. Dört adımda başla, başlayın, senaryo seçin, IP adresi ve şifre yazın, bitirin. VPN'i dört adımda çalıştırabiliyorsunuz. dolayısıyla kolay kullanabiliyor. Client modunda kullanılabiliyor. Bilgisayarınızda ayarlar yapmanıza gerek kalmadan doğrudan cihaz client modunda çalışabiliyor ve kendisi arkasında çalışan cihazların VPN bağlantısını e, merkeze iletebiliyor. E, aynı zamanda dışarıdan e, ataklara karşı firewall özelliği tabii ki bulunuyor. E, DOS Protection ve e, klasik e, Stateful Packet Inspection özellikleri var. İçerik filtreleme ile birlikte e, içerik e, açısından zararlı olabilecek içerikler ya da verimsizlik e, oluşturabilecek içeriklerin engellenmesini sağlıyor. E, i̇şte ofis uygulamalarınız, e, web servisleri Google e, işletme servisleri gibi servisleri izin ver, verirken, işte oyunları sosyal medya uygulamalarını kapatabilmeniz mümkün. Ve bugün özel e, 125 dolar yerine sadece 99 dolara VPN 2S e, ürünü e, bu webinara katılımcılara e, sunuyor olacağız. E, dolayısıyla e, bu ürün için bizimle e, iletişime geçebilirsiniz. E, sadece 99 dolara. E, bu ürüne sahip olabilirsiniz. Bu webinar e, özelinde. E, bizimle iletiş iletişime geçmek için vartime.tayseel.com.tr adresine mail atmanız yeterli. E, sorularınız varsa kısaca hızlıca e, sorularınıza bakmaya çalışacağım. E, sorularınız var mı? Ee, USG 110 serisi SL VPN lisans gerekiyor mu? Ee, evet, SL VPN lisansı yani arttırmak istiyorsanız gerekiyor. Kendi üzerinde lisans var ama USB'yi de e, arttırmak için, VPN arttırmak için gerekiyor. Ee, ATP ile USB bir arada kullanım olabilir mi? Sandbox ön tarafta hangisi olmalı? Kullanım olabilir. Ee, e, ama hani daha çok ATP, USG'nin bir üstü gibi ATP ile VPN'i birlikte kullanabilirsiniz. Örneğin ATP e, arkada iç tarafta güvenliği sağlarken VPN ön tarafta VPN sonlandırmasını ve sd özelliklerini sağlayabilir. E, bu şekilde bir kullanım mümkün. Gelişmiş bir topoloji açısından. Ekip ATP temelde hem VPN hem güvenliği sağlıyor ama eğer VPN açısından e, daha çok kapasite ihtiyacınız varsa VPN'i ön tarafta kullanıp VPN, firewall'la VPN'leri sonlandırmak ATP'yi arka tarafta e, güvenlik için e, kullanmak gibi imkanlar e, olabilir. E, genel olarak sorular böyle. E, e, katıldığınız için ben teşekkür ediyorum. E, e, genel olarak... E, ...dediğim gibi... E, ...vartim.sahisel.com.tr adresinden... E, ...vartim.sahisel.com.tr adresinden... ...bizlere ulaşabilirsiniz. E, sorularınız, projeleriniz ya da... ...ürün talepleriniz olduğunda... E, iletişime geçebiliriz. E, katıldığınız için teşekkür ediyorum. E, bir sonraki webinarlarda görüşmek üzere diliyorum. E, diyorum e, Bu webinarları da yine e, Bayi.net'ten ya da Zahit YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. E, bu açıdan e, bakabiliriz. E, sorularınız için e, bizim yine e, partimetrikselkom.tr teknik sorularınız varsa Mail atarsanız daha ayrıntılı konuşalım. Herkesin vaktini almayalım. Oradan destek merkezimize de iletebiliriz. Teşekkür ediyorum ben. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere diyorum. Webinarı sonlandırıyorum. İyi çalışmalar, iyi hafta sonları diliyorum herkese.